Şimdi münafığın bir özelliği var. Bunları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatmış. Şimdi onları bir ilk bölümde verelim. İkinci bölümde dua ile alakalı başka şeyler anlatacağım. Duaya bağlayalım. Sen işaret et bir zahmet babacığım. Şey yapıver. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafığın üç alametini anlatıyor. Beyan ediyor bir hadiste. Başka bir hadiste de bir dördüncü özelliğini daha anlatıyor. Dikkatli dinleyin. Münafığın alameti üçtür buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadis-i şerifinde dörttür. Dördüncü de ilave ettiler buyuruyor. Nedir o? İzâ haddese kezebe. Konuştuğunda yalan konuşur. Yalancıdır yani. Şimdi bir dakika. Nasıl yalancı? Bakın 5 dakika dinlerseniz daha evvel anlattığımda biraz daha farklı anlatacağım. Siz taşları yerine oturtacaksınız. Şimdi arkadaşlar her sözü yalandır değil sadece. Her sözü yalandır değil. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar diyorlar ki sen Allah'ın Resulüsün. Sen Allah'ın Resulüsün. Ayet-i Kerime buyuruyor ki onlar sana, mealen aktarıyorum. Onlar sana gelip derler ki sen Allah'ın Resulüsün. Evet ey Habibim sen benim Resulümsün, Allah'ın Resulüsün. Ama münafıklar yalan söylüyor. Yani inanmadığı halde seni kandırmak için de söz söyleyebilir. Sadece bir şeyin yani siyahken beyaz demez. Siyah siyah der, onu asla inanmaz. Senin yanındaymış gibi görünmek için. İnanmaz yani, kalbi inanmaz. Seni kandırmak üzeredir. Doğrunun ortaya çıkması değildir. Konuştuğunda yalan konuşur. Bir, münafık. İki, söz verdiğinde sözünü tutmaz. Devamlı söz verir fakat sözünü tutmaz. Yani şu, inşallah şunu yaparım, imkanlar olmadı, unuttum, karıştırdım, onu konuşmuyorum. Bu, dikkat et, daha söz verirken tutmamak üzerine söz verir. Dedik ya seni kandırmaya çalışıyor. Yeter ki sana söz versin, seni bu tarafa alsın, tepene binsin. İzâ ve'de ahlefe. Yani oradaki ve'de ahlefeyi öyle çeviriyorlar. Tutmamak üzere devamlı vaatte bulunur. Münafığın ikinci alameti. Üçüncü alameti ne? Kendisine emanet olarak aman bir şey olmasın bu sana emanetimizdir diye bir şey verdiğinde. Her şey olabilir bu. Maddi olabilir, manevi olabilir. Sır, manevi ne demek? Sır. Aman bak böyle bir durum var kimseye söyleme. Herkese yetiştirir. Şunu muhafaza et. Alır onu oyar, çalar. Yerine başkasını koyar. Emanete hıyanet eder. Bu üç özellik münafığın alametidir. Ne demek bu? Bunu yaptığında münafık olur musun? Olmazsın ama münafık gibi kalbin hep ikircikli olur. Yani Müslüman'da bu sıfat olabilir mi? Ben hiç yalan söylemedim mi? Düşünüyorum olmuştur. Dikkat ettiğim halde bir emaneti olmuştur yapabilmiş. Sözümü tutmadığım zaman olmuş mudur? Olmuştur. Ne demek bu? Bak böyle bir şey olduğunda bir şey olmaz deme. Buradan kalbin bozulur. Sonra bir daha manevi terbiyeyi de, imanı da, İslam'ı da kalbinde hissedemezsin. İçin kaynar, bozulur. Bu sefer bozulunca ne olur? Batıl olan, kötü olan şeyi iyi zannedersin. İyi olan bir şeyi de kötü görmeye başlarsın. Kalp bozulunca ayar kaçar. Anlaşıldı mı? Metabolizma bozulur diyor. Her şeyin bozulur. Bir tane daha ilave ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak çok acayip. Münafığın dördüncü alameti de herhangi bir cedelleşme, tartışma olduğunda sınır tanımaz. Sınır tanımaz. Hani bir insana tartışıyor böyledir, şöyle ya kardeşim yapma bu olmaz falan. Ya yanlış düşünüyorsun falan demez. Ben senin der, başlar senin ya kitabına da, peygamberine de, her türlü şeyine de, yumruk atmak, tekme at, dur. Yani böyle bir sınırı yoktur yani. Buna bu hakaret edilmez. Buna böyle vurulmaz. Buna böyle konuşulmaz. Asla böyle bir düşüncesi yoktur. Gittiği yere kadar gider. Ben.
kendisi için yaşar yani. Bu alametler kendinde olduğu zaman bir insan kendine baksın. Benim kalbimde bir nifak başladı diye diyor. Bir de kardeşlerim, münafığın bir alametini daha beyan ediyor. Lütfen bunlar ölçü. Bunlar bakın aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bu. Münafıkların nasıl yalan söyledikleri, emanete nasıl hıyanet ettikleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmete neler yaptıkları, bizimle nasıl istihza ettikleri, fasık, günahkar. Bir ayet daha söyleyeyim öyle geçeyim. Hucurat suresi. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyenu en tusibu bikavmi cehale. Allah Teala ayeti kerimede buyuruyor ki فَتُصْبِهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Size fasık facir olduğunu bildiğiniz, devamlı böyle böyle olduğunu gördüğünüz, Allah'ın kitabıyla, Kur'an'ıyla, mukaddesatla saygısı olmayan, olmadığı alameti olan birisi varsa, ey iman edenler, böyle birisi size haber getirdiğinde sakın o habere balıklama dalmayın. Tabii böyle demiyor Kur'an-ı Kerim'de. Mealen aktarıyorum yani anlatabilecek şekilde. اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئِنْ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَادِ فَتِسْبِهِ عَلَى مَا فَعَتُمْ نَادِمْ. İyice araştırın o haberi. Çünkü bu fasıklıkta bulunan, Allah'ın mukaddesatına yan gözle bakan, onu böyle hafife alan bir insan, sana da doğru haber vermek için gayret etmez. Yapmazsanız ne olur? Allah Teala buyuruyor ki, asla ahını almak istemeyeceğiniz ve doğru olan, dürüst olan insanlara karşı haksızca muamele edersiniz. Sonra bir bakarsınız ki o haberleri dinlediğinizde فَتُصْبِهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِم۪ينَ. Ya biz böyle yaptık ama bak doğru değilmiş ya. Gördün mü şimdi? Dersiniz, pişman olursunuz diyor Allah Teala. Ayet bu. Hatta nebe kelimesi haberdir. Nebi o kökten gelir. Haber veren demektir. Doğrudan doğru olarak haber veren zat nebidir. Allah habercisidir yani. Arz edebiliyor muyum? Bak buna kadar anlatıyor. Şimdi size bir ölçü. Münafığın alametlerini anlattık da bir de münafığın dışarıdan değil içeriden halet-i ruhiyesini ele veren müthiş bir tespit var. Şimdi bu konuşuyor, yalan konuşuyor. Vaat ediyor, yalan vaat ediyor. İşte emanete hıyanet ediyor. Tartışmada hiç sınır tanımıyor. Her türlü galiz küfürleri ediyor, ahlaksızca gidiyor. Sonu yok yani. Şurada durayım, fren yapayım yok. Gittiği yere kadar gidiyor. Şimdi bu görüneni, halet-i ruhiyesine, dışarıya çıkmayan, içindeki kalbi, o çürük kalbinde geçen şeyine şöyle bir bariz özelliği var. Münafık, güzel amelleri küçük görürmüş, kötü günahları, kötü amelleri, hareketleri de küçük görürmüş. Bak ikisini de küçük görürmüş. Bir daha söylüyorum. Münafık, hayırlı ve güzel amellerin hepsini küçük görür. Başka, günahları da küçük görürmüş. Örnek, namaz. Ya tamam da yani, beş vakit namazı kıldığım şey mi olacak yani? Kılarım. Ben şu gün başlasam kılarım. E niye başlamıyorsun? Mükemmelletçiyim. Başka? Ya bir namaz da mı olacak yani? Veya işte Sübhanallah ve bihamdi Sübhanallahil azim. Dua. Bu mu yani? Geç. Oruç yani bu mu? Ne kaldı geriye ya? Geriye bir şey kalmadı ki. Kazvinli'nin dövmesi gibi. Kazvin'de çok meşhurmuş dövme yapanlar. Onlar zaten o zamanlar putperest. Bizde dövme yok biliyorsunuz. Dövmeci iğneyi batırarak dövme yapacak. Çok meşhur bir adam demiş ki sen en meşhuruymuşsun. Bana demiş bir dövme yap. Uzanmış böyle yüzüstü. Ne istiyorsun demiş. Arslan demiş. Bir adam başlamış böyle. Ne oluyor? Ya acıyor demiş ya. Ya acıyacak demiş kardeşim. Adı üstünde dövme bu demiş yani. İğneyi saplayacağız. Tamam demiş aslanın neresini yapıyorsun sen demiş. Kuyruğunu. Kuyruğunu yapma demiş ya.
Peki demiş ya, müşteri daima haklıdır. Belki o zaman putperestlerde de öyle bir söz var. Böyle vurmuş falan. O da vah falan. Ne yapıyorsun? İşte aslan nesi? Karnı. Karnını yapma demiş. Peki. İşte ne yapıyorsun? Pençesi. Dişleri, kafası. Adam en sonunda atmış iğneyi. Kardeşim demiş, pençesi yok. Dişleri yok. Yelesi yok. Kuyruğu yok. Karnı yok. Ya demiş, ne bu aslan yani? Nesine sen aslanın dövmesini yapıyorsun? Yani yiyemeyeceğin dövmenin altına, o iğnenin altına yatmayacaksın. Kalk. İşte meşhur tabir o. Madem bu dövmeyi yaptıracaksın, bunun sızısına katlanacaksın. Öteki onu bu da, bunu bilmem ne yap, oluyor sana bu da. İslam olmuyor ki o. Saçma sapan bir şey oluyor. Bir namaz da mı olacak yani? Bir o zekat da mı olacak? Bir oruç tutma. Ne kaldı geriye yani? Geriye ne kaldı? Allah deme fazla. Ben zaten onun düşüncesini aklımdan geçiriyorum. Bir de düşünceyi de geçirme bari. Sonu yok. İşte münafık böyleymiş. Münafık güzel amelleri küçük görürmüş. Başka? Günahları da küçük görürmüş. Ne yapıyorsun? İşte abi, arada biz de işte çekiyoruz falan. İşte ne? Bizim de böyle şeylerimiz oluyor. Bazen böyle zamparalıklamış. Kaçamak. Kaçamak mı? İşte ara sıra arkadaşlar arasında biz oynuyoruz kumar. Şey ne? Şey ara sıra. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Şu kadar Covid korkusunda adama 1,5 metreden fazla yaklaşamadın. Ağzından maskeyle böyle dolaştın torba. Allah yoluna gelince bana bir şey olmaz dedin. Ya Allah bunu sormayacak mı? İsteseydin bak her şeyi yapıyordu. Her şeyi yapıyordu. En komiği de Fransa. Burka yasası çıkarttılar, yüz örtmeyeceksiniz diye. 2 sene sonra hepsine maskeye girdi mi? Allah'ın da böyle acayip böyle resimleri vardır yani. enteresan şeyler. Münafık günahı da küçük görür. Ben bunları yapıyorum ama ben yine de iyiyim. Hep kendisini iyi görür. Müslüman küçücük bir güzel ameli de büyük görür. Küçücük bir günahı da büyük görür. Müş. Şu kadar bir tesbih varmış. Günde 100 kere çek. Aa öyle mi? Yapalım. Şöyle yapılınca şey oluyor da tam haram değil de mekruh. Karıştığında şüpheli. Falanca şekerin içerisinde benzin artığını falan da kullanıyorlarmış. Sıhhate de zararlı. Beyni de yani yapabilirmiş. Yemem der. Günahı da küçük. Küçük olan günahı da büyük görür. Küçücük görünen güzel hareketi de küçük görür. Büyük görür.